Merhabalar arkadaşım. Dokuz sınıf Sen yorumlara yazdın, ben videoyu hemen senin için çektim gönderiyorum. Ne diyorum? Ya arkadaş bu kadar ısrarla video istersen benden, ben de hemen gönderirim konuları yetiştiririm. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aralık kavramı tamam. Hocam anladık süperdi tamam. Şimdi gelelim birinci dereceden denklemlere. Ya normal denklem çözeceğiz. Diyeceksin ki hocam ben denklem çözmeyi biliyorum. Ama inceliklerini, ayrıntılarını anlatacağım sana. Sonra üstüne basamakları koya koya yukarıya doğru çıkmaya devam edeceğiz. Hazır mısın? Elinde kalemin önünde matbukun hazırsa hazırsındır. Gönder gelsin de diye verdim mide hemen başlarsın. Şimdi kaç tane soru çözeceğiz bugün şöyle bir bakalım. 12 tane soru çözeceğiz. Yalnız son soru var ya yıkılıyor buralar yıkılıyor. Son soru tam bir ÖSYM ayarında yani üniversite sınav sorusu diye koy sırıtmaz hiç orada tamam. Şimdi hocam burada ile ilgili bana ne anlatacaksın diyorsun. Öncelikle sen birinci dereceden denklem ne demek bunu biliyor musun? Gel buna bakalım önce. A virgül B elemanıdır reel sayı ama A sıfırdan farklı olmak üzere. Sıfırdan farklı olmak üzere ne demek? A sıfır değerini asla almasın demek. ax artı B eşittir sıfır denklemine biz birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem diyeceğiz. Sen diyeceksin ki hocam neden birinci derece dedim buna? Niye ikinci üçüncü derece demedin? İşte sebebi. Arkadaş x'in üstündeki kuvvet kaç kuvvet? Bir. Ha, birinci derece dememizin sebebi x üzeri 1 var denmesi. Peki hocam böyle bir denklem yazsaydın ax kare artı bx artı c bu kaçıncı dereceden hocam? Bak 2 neden? x'in üstündeki kuvvet 2 hocam. Bu ikinci dereceden bir denklem. Bunu silelim. Tabi bizim işimiz simlilik bununla değil. Biz onun sınıfa geçtiğimizde öğreneceğiz ikinci dereceden denklemi. Peki bu denklemi çözdüğünde x'i yalnız bıraktığında bulduğunda o x değerine biz ne diyeceğiz? Denklemin kökü diyeceğiz. Hani ben sana dersem ki denklemin köklerini bulun. Ağaç kökü değil, odun değil, kütük değil abi bu. Burada x'i yalnız bırakıyorsun. Oradan kökleri buluyorsun. Bizim kök dediğimiz mevzu o. Tamam onu karıştırma sonra. Peki denklemin oluşturduğu kümeye de ne diyeceğiz? Çözüm kümesi denir. Peki nasıl bulunur hocam? İlk yapman gereken şey x'i yalnız bırakmak. Diyorsan ki b'yi karşıya attım hocam. ax eşittir ne geldi? Eksi b. Dedim ya x'i yalnız bırakacağız. Her tarafı neye bölmem lazım? A'ya. A'lar gitti mi? Gitti. x'e ne kaldı? Eksi b bölü a. Hani az önce de söyledim çözüm kümesi adı üstünde yazarken bunu böyle yazman lazım. Eksi B böyle A şeklinde yazacaksın. Çözüm kümesi bu çünkü. Şimdi bunu örnekler üstünden tekrar edelim. Sen diyeceksin ki hocam biz zaten bunları biliyoruz. Biliyorsun ama ben yine de hatırlatıyorum sana. Şimdi bak aldım bunu karşıya attım. 7x amaç x'i yalnız bırakmak ya. 17 buradaydı yanına kim geldi artı 4 geldi. 7x neye eşit çıktı? 21'e. Ne dedin hocam sen? Her tarafı 7'ye böleceksin. Böylelikle x'i yalnız bırakacaksın. 21'i 7'ye böldüğüne ne geldi? 3. Biz neyi bulduk hocam? Çözüm kümesi. Çözüm kümesinde yazmayı unutmuyorsun. Zaten adı üstünde çözüm kümesi soruluyor bize. Hocam 3x eksi 6 eşittir 15. Al karşıya at. 3 tane x ne geldi hocam? 15 artı 6 geldi hocam. Hani dedim ya o zaman devam edelim. 3x eşittir 21. Her tarafı x'in önündeki kat sayıya bölmen lazım. x'leri gönderdin. 21'i 3'e böldün. Ne kaldı? Tas tamam 7 kaldı. Ama bir dakika hocam. Çözüm kümesi dedin hocam. Ne yazacağız hocam? 7 yazacaksın oraya. Geldim yine bu tarafa. Bak burada kim fazlalık artı 8? Amaç x'i yalnız bırakmak. Aldım artı 8'i karşıya atacağım. Dikkat et bu soru biraz kritik. Eksi 5x tamam. Eksi 17 zaten karşıda var. Artı 8. Karşıya nasıl geçti? Eksi 8 olarak geçti. Burada ne kaldı? Eksi 5x kaldı. Şu arkadaşları birbirinden çıkartınca şurada ne kaldı? Eksi 25. Şimdi sana güzel bir soru. Her tarafı kaça böleceksin? X'in önündeki katsayıya. Eksi 5'i eksi 5'e böldüm. Bunlar gitti. Eksiler zaten birbirini götürdü. 25'i 5'e bölünce kaç kalır? 5. O zaman dedim ki x eşittir hocam 5'tir. Çözüm kümemizin cevabı da buraya da yazdığımız üzere 5 olacaktır dedim. Mevzuyu bitirdim. Oh, gönül rahatlığıyla dedim ki yani sen ikinci soru. M bir gerçek sayı olmak üzere. Baktım M eksi 2x küp artı M artı 4 çarpı x artı 24 eşit 0. İfadesi birinci dereceden x değişkenine bağlı bir denklem olduğuna göre denklemin köklerini bulur musun diye sormuş bana. Tamam denklemin köklerini buluruz hocam. Da nasıl bulacağız bu denklemin köklerini acaba? Bir dakika kaçıncı dereceden dedin sen hocam? Birinci dereceden. Az önce birinci derecedeni ben sana tanımlarken denklemde x'in üstünde kaç yazması gerekiyordu? Bir. Ama hocam burada x'in üstünde 3 yazıyor. E bu 3. dereceden oldu o zaman. Ha, soru bana özellikle buna. 1. dereceden diyor ya bak 1. dereceden de buradan alıyor. E bu buradan 3 geliyor. Gelmiyor gelmiyor. Sen yanlış görüyorsun onu. Yani orada senden istediğimiz şu aslında. Orada 3. dereceden ifadeden kurtulman lazım. Matematikte kurtulmak demek önündeki katsayı 0 yapmak demek. O zaman diyorum ki m-2'nin cevabı 0. He, hocam eğer bu iki, birinci dereceden bir denklemse M2'dir. Böylelikle 2'yi yerine yazdım da burası ne geldi? 0. Burası ne oldu? Gitti. Artık sıfırlandı burası. Peki M'yi 2'ye 2'yi yerine yazdım. Burası ne geldi? 6 X artı 24 eşit 0. Nesini arıyoruz? Denklemin kökünü. Amaç ne? X'i yalnız bırakmak. Eksi 24 geldi. Her tarafı 6'ya böldüm hocam. Cırt sana cırt sana bunlar gitti. 4 kere 6 24 yani X eşittir. Eksi 4. O zaman çözüm kümesine ne yazıyorum yine? Eksi 4 yazıyorum. Bitti burası? Hadi gelsin bakalım sıradaki. Oy 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 oy. Arda arda inanılmaz pratik yaptıracak bu sorular bize. Gel bakalım hemen. Denklemleri bulacağız. Amaç x'i yalnız bırakmak. Ama x'in biri solda, diğeri sağda. Ne yapacaksın? Yan yana getireceksin. Ben genelde şöyle yapıyorum. Diyorum ki sen küçüksün, git büyüğünün ayağına. Tamam mı? Büyüğünün ayağına gidiyor. Burada kim vardı? Eksi 3. Buna da diyorum ki, kardeş sen de karşıya git. Eksi 12. Burada ne vardı? 5x. Karşıya gitti. Ne kaldı? Eksi 2x olarak geldi. 5x'ten 2x çıktı. Ne kaldı? 3x kaldı. Eksi 3, eksi 12 daha ne yaptı? Eksi 15 yaptı. Her tarafı kaça bölüyorum hocam? 3'e. 3'e böldüm bunlar gitti. 15'i 3'e böldüm. Eksi 15'i. Eksi 5 geldi ki çözüm kümesi istiyordum hocam benden. Al sana eksi 5. Tamam mıdır güzel arkadaş? Var mı sıkıntı? Bak kritik bir sorulara daha geçeceğiz. Burada arada bir tane kritik var ona gelince göreceğim. Hocam bu nasıl çözülecek? Parantez var burada. Parantezin önünde eksi varsa her zaman o içeriye önce dağıtacaksın. Burada da dağıtacağım ifade kim? Eksi 2 aman değil, dikkat. X eksi 4 eksi ile eksi birbirine götürdüğüne geldi? Artı X geldi. Eksi 2 ile 2'yi çarptım ne oldu? Eksi 4 geldi. Eksi 2 ile eksi X'i çarptım ne geldi? Artı 2 X geldi. Bu da süper. Hocam burada ne var? X. Burada ne var? X. Toplamı ne yaptı? 2 X. Burada ne var? Eksi 4. Hocam burada ne var? 2 X. Yanında ne var? Eksi 4. Ama hocam bir dakika ya. Sen dedin ki x'ler bir tarafa da ulaşacak. Tamam bunu buraya al. Bunu bu tarafa al. 2 xten 2x çıktı. Eksi 4 karşıdaydı. Artı 4 geçti. E hocam bunlar birbirinden çıktı. 0 kaldı. Bunlar birbirinden çıktı. Sıfır kaldı. E hani x mix bulamadık hocam biz. X yanlış bir şey mi yaptık? Hayır yanlış bir şey yapmadık. Eğer böyle bir eşitlik gelirse. işte 1 eşittir 1. 2 eşittir 1. 3 eşittir 3. 0 eşittir 0 gibi bir eşitlik gelirse. Çözüm kümesi nedir biliyor musun? Sen demek ki x yerine ne yazarsan yaz bu eşitlik zaten sağlanıyor. Demek ki çözüm kümesi bütün reel sayılar. Bir sonraki derste buraya atıfta bulunacağız. Neden bunun çözüm kümesinin bütün reel sayılar olduğunu daha net orada da anlatacağız. Ama bil ki x'ler birbirini götürdü. Eşitlik mi geldi? Çözüm kümesi bütün reel sayılar. Anlaştık mı? Şimdi gel. Sıradaki yaz. Hocam bu denklem. Ne yapacağım? 2'yi içeriye dağıtacağım. Ne yapacağım? Eksi 3'ü içeriye dağıtacağım. Geldim. 2 ile x'i çarptım. 2 ile 1'i çarptım. Eksi 2 kere 3 6x. Eksiyle eksi ile eksi'yi çarptım. Artı 3 kere 4'ten ne geldi? 12 eşittir 0. Bak 2x burada. Eksi 6x burada. Bunlar ne yapar? Eksi 4x yapar. 12 2 daha ne yapar? 14 yapar. Hocam 14 yerinde kalsın. Eksi 4x'i biz karşıya atalım. 4x olarak gider. Her tarafı dörde bölerim. Sadeleştirin. Bunlar gitti. Şunu dörde böldüm kaç? Pardon. İkiye bölebilirim. Yedi. ikiye bölebilirim. İki. X yerine ne kaldı? Yedi bölü iki. Demek ki çözüm kümesi rasyonel olabilir mi hocam? Tabii ki olabilir. Neden olmasın? Tamam. Her şey gelebilir. Rasyonel de gelir. Başka bir şey de gelir. Problem yok. Peki gel. Bu bölümü daha doğrusu bu sorunun son basamağındayız. İkiyi içeri dağıtacağım. Eksi dördü içeri dağıtacağım. Parantezden kurtulmadan denklemi çözemezsin. Dört artı 2 x eksi 6 eksi 4 x artı 8 eşittir x geldi mi? Geldi hocam. 2 x burada eksi 4 x burada ne yapar bunlar? Eksi 2 x yapar. Hocam 6'dan 4 çıktı ve kaldı. Eksi 2 kaldı. Eksi 2 artı 8 daha ne yaptı? Artı 6 yaptı. Bir tur temize çekiyorum bak. Eksi 2x artı 6 eşittir x'e. Eksi 2x 2x'i karşıya attım. Yaptı mı bana 3x? Her tarafı böldüm mü 3'e? x eşittir 2'dir hocam. Demek ki çözüm kümesini yazarken bu şekilde bana 2'yi yazman yeterlidir. Geldim buna. Bu tarz sorularda ne yapacağız? Hocam çözüm kümesini bulun diyor işte bir problem mi var? Aslında var. Neredeki çözüm kümesini? Doğal sayılardaki. Sen doğal sayıları hatırlıyor musun? Söyle bakayım bana. Doğal sayı neydi arkadaş? Daha ilk derste anlattım denklem eşitsizliklerde. Doğal sayı birden başlar. O sayma sayısıydı hatırlamıyorsun. Hatırlamıyorsan ayıp edersin. Doğal sayılar sıfırdan başlar. Sıfır, bir, iki, üç, nokta nokta diye gider. Yani diyor çözüm kümesi bunlardan biri mi değil mi kontrol et diyor. Bul diyor. Eğer onlardan biriyse bul. Denklem neydi? 6x artı 30 eşit 0. Aldım karşıya attım. 6x eşittir eksi 30. Her tarafı kaça böldüm? 6'ya böldüm bunlar gitti x eşittir ne kaldı? Eksi 5. He, hocam x eşittir eksi 5. O zaman çözüm kümesine ne yazacağız hocam? Hayır eksi 5 yazamazsın. Eksi 5 bu kümenin elemanı mı? Değil. Çözüm kümesi boş kümedir. Ama hocam bulduk cevap. Doğal sayılarda çözüm kümesi istiyorum. Var mı doğal sayılarda çözüm kümesi? Hayır. Eksi 5 bir tam sayı hocam. Negatif sayı hatta. E o zaman çözüm kümesi boş küme. İstediğim kümenin içinde çıkmıyorsa boş küme diyeceğiz. Anlaştık mı? Tam sayılardaki çözüm kümesi. Bak özellikle vurgulamışım. Tam sayı neyle gösteriliyordu? Z harfiyle. Nereden başlıyor? Eksi sonsuzdan. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, nokta nokta artı sonsuza kadar gidiyordu. Tamam hocam. Hadi gel çözerek başlayalım. Bunu karşıya atarım. 4 tane x eşittir 15 artı 7. Buradan 4 tane x eşittir 22. Her tarafı kaça bölersin? Dersin ki 4'e bölelim. Bunlar birbirini götürdü. X eşittir ne kaldı? 2'ye böldüm 11. 2'ye böldüm 2. Hocam 11 bölü 2. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bu bir tam sayı değil. O zaman çözüm kümesine aha, tam sayılarda aradık hocam çıkmadı. Boş kümedir dedim. Anlaşıldı mı? Taşlar yerine oturdu mu güzel arkadaşım? Şimdi oldu galiba. Oo, yalnız özene bezene yazıyorum. Lütfen sen de benimle birlikte özene bezene yaz. Biraz da rasyonel denklemler çözelim. Yani rasyonel işin içine girince bir şey olur mu hocam? Hiçbir sıkıntı yok. Eğer bu şekilde bir rasyonellik varsa ne yapacağız? Arkadaş ilk yapacağın işlem içler dışlar çarpımı. Bu ne demek? 2 çarpı 5x eksi 6 eşittir 3 çarpı 3x artı 5 demek. Bitti. Bunu da içeri dağıtıyorduk hatırla. Ne yazdım? 10x eksi 12. Bunu da içeri dağıttım. Ne geldi? 9x artı 3 kere 5'ten 15. Aldım bunu geri bu tarafa bunu bu tarafa attım. Hocam 10 xten 9x'i çıkaracağız. 15'in üstüne 12 ekleyeceğiz. 10 xten 9 x çıktı x kaldı. Buradan ne geldi? 27. E hocam sen bana zaten çözüm kümesini sormuşsun. Gerçi her sayılardaki. Ona da dikkat ediyorsun. Sadece 27'dir diyorsun. Soruyu bitiriyorsun. Gönder gelsin yeni soru. Hocam paydalar var burada. Çok sıkıntılı hocam. Bak sol taraf bir beklesin. Biz önce sağ tarafı halledelim. Ne yapılır böyle rasyonel bir ifade değil eğer paydalar böyle eşitlenebiliyorsa önce paydaları eşitlersin. Dersin ki hocam bak burada x var burada 3x var. Acaba bunu 3 ile çarpsam eşit olur mu? 3 ile x'i çarptım 3x tamam. 3 ile 2'yi çarptım 6 süper. Paydalar eşitse işlem yapabiliyoruz zaten. E bunu bunu sadece 1 ile çarp ve buna 50 mi artık? 3 kere 1 3 artık paydalar eşit olduğu için tek kesir çizgisinde işlem yapacağım. Paydalarımız eşit. Ne geldi? 3x artı 6 geldi. Cevap ne eşit? 1 bölü x'e. Tamam da 3 1 daha 4 artık uğraştırma beni. Buraya 4 yazalım. Ne yapacağız? Az önce çözdüğümüz gibi içler dışlar yapmak zorundasın hocam. 4 ile x'i çarptım 4x. 1 ile 3x artı 6'yı çarpınca bir şey değişmedi. Bunu bu tarafa aldım. 4 xten 3x çıktı. x eşittir. Ne kaldı? 6 kaldı. Demek ki çözüm kümemiz nedir? 6 dedim bir soruyu daha bitirdim. Anlıyor muyuz güzel arkadaş? Bak beni takip ediyorsun. Aman diyeyim elinde telefon yanında televizyon başka bir şey açıktır. Aman diyeyim yapmak. Lütfen pür dikkat gözümün içine bakıyorsun. Gözüm senin üstünde. Aman ha. Aman ha. Gel. Hocam bu sefer paydada x'ler yok. Paydada 2, 3, 2, 6 var. Ne yapacaksın? Rasyonel sayı. Bak başka hiçbir şey yapamazsın. Bakarsın böyle izlersin soru. İzlemeyeceksin. Ne yapacaksın? Diyeceksin ki paydaları eşitleyelim. Nerede eşitleniyor 3 ile 2? 6'da eşitlenir. Bunu 2 ile bunu bunu işte bunu bunu hiçbir şeyle çarpmama gerek yok zaten 6 Tamam şimdi 2 ile neyi çarpıyorum 2x artı 5'i çarpıyorum Eksi -3 dikkat et Sen bu 3'ü Aslında çarpananı buraya koyuyorsun önünde de ne var Eksi -3 var Eksi -3 çarpı 4x artı bir bölü paydamız kaç 6 karşı tarafa gittiğimde 5 -2x paydamız kaç 6 Ey güzel arkadaşım varsa sadeleştirme yapılır. Solda da 6 var sağda da 6. İkisi de payda da eşitlenir. Yani birbirini götürür. Peki gel bunu dağıtarak gelelim. 4x artı 10. Eksiyi dağıtıyorum dikkat et. Eksi 12x eksi 3 eşittir 5 eksi 2x. Hemen şunları bir işleme sokalım. Ne kaldı? Eksi 8x. 10'dan 3 çıktı. Ne kaldı? 7. Eksi 8'i bu tarafa attım artı 5'i bu tarafa attım. Hocam 7 buradaydı. Yanına 5 eksi olarak geldi. Eksi 8x karşıya artı 8x gitti. Yanında da 2x var. Burada ne kaldı? 6x. Burada ne kaldı? 2. Her tarafı kaça böldük? 6'ya bunlar sadeleşti. Bunlar da sadeleşti. X yerine ne kaldı sadece? 1 bölü 3'tür dedim doğru cevaba. Hatta geldim onu güzelce buraya da yazdım. Bir sorunununda böyle köküne kibrit suyunu sıktık mı? Sıktık hocam. Haydi yeni soru. Aha. Aha bu enteresan bir soru. A bir gerçel sayı. Denkleminin çözüm kümesi 3 olduğuna göre A değeri nedir? Bir şey söyleyeceğim. Biz deminden beri çözüm kümesi diye bulduğumuz şey neyin değeri? X'in değeri. Sorunun içerisinde şu cümle geçiyorsa çözüm kümesi 3'tür. Aslında sana şunu söylüyor. X eşittir 3. Git onu denklemde yerine yaz diyor. Ben de sadece yerine yazıyorum. Bir dakika A kalıyor. A eksi 3 bölü 2. Eksi x yerine ne yazıyorduk? 3 yazıyorduk. 3 ile 3'ü çarptık ne yaptı? 9 artı 1 bölü 8 eşittir karşıda eksi 1 bölü 4. Güzel. Burada kaç var hocam? 10 var. Güzel. Birinin paydası 8 birininki 2. Dedim ki gel bunu 4 ile çarpalım. Bununki 4 gel bunu 2 ile çarpalım. 4 ile çarptım geldim 4a Eksi 4 külü 3'ten ne geldi? 12. Yanında ne var? Eksi 10. Payda artık aynı olduğu için 8'imi yazdım. Karşıda 2 ile genişlettim. Eksi 2 bölü 8. Niye böyle yaptım? Arkadaş 8'ler gidiyor uğraşmayacağım ben onlarla çünkü. Tamam. Şuradan ne geliyor 4A. Peki şu ikisinin toplamı eksi 22. Karşıya at. Attım hocam. 4A eksi 22 artı 22 diye geçti. Zaten karşıda bir de eksi 2 vardı. 4 tane A'nın cevabı 20 ise her tarafı 4'e bölerim. A'nın cevabı 5'ti. Bak çözüm kümesi demediği için ÇK falan yazmadım çözüm kümesi anlamına gelen. Şimdi inanılmaz bir taktik göstereceğim sana. Ey güzel arkadaşım. Biz buna merdiven denklemi diyoruz. Merdiven şeklinde çözeceksin. Ne anlama geliyor? Şimdi ben sana şöyle bir sayı yazsam. Bak şimdi. 15'i 3'e böldüm. Kaç yazarsın? 5 değil mi? Dedim ki aa bu silindi be. Silinince buraya kaç yazmam lazım? Hocam 15'i neye bölersem 5 çıkar? 3'e. Burayı anladın mı? Anladım hocam. Peki şimdi siliyorum bunu. Neden siliyorum göreceksin. Gel burası bizim kutucuğumuz olsun. Yan tarafa geçtim. Dedim ki 12 kutucuğa böldüm. Cevap kaç çıktı? 3. Abi çok kolay. Hocam demek ki burası 4. Demek ki bu kutucuğun cevabı kaç? 4. Adım adım ilerleyeceksin bu soruda. 1 artı 12 bölü 1 artı 12 bölü x Bunun cevabı kaç? 4. Şimdi ben sana bir şey daha soracağım. Arkadaş şöyle bir soru yazsam. 1 artı kutucuğun cevabı 4 ise Hocam yapma gözünü seveyim. İlkokul sorusu bu be. Buraya ne yazarsın? 3. E şimdi aynı soruyu bir daha soruyorum sana. Arkadaş bu soru artık şuna dönüşmedi mi? 1 artı kutucuk eşitse 4'e hocam belli ki burası 3. Demek ki bunun cevabı 3. E harikasın. Şimdi gel bir daha. 12 bölü 1 artı 12 bölü x'in cevabı kaç? 3. Ya bir dakika. Hocam sen az önce de söyledin. 12'yi kaça bölersem 3 çıkar? 4'e. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. İnanılmaz bir taktik bu. Peki biz artık 1 artı 12 bölü x'in kaç olduğunu biliyoruz? 4. Arkadaş cevabın 4 çıkması için şuna kaç verirsin? 3 veririm hocam. O zaman 12 bölü x'in cevabı kaç? 3. İstersen işler dışlar yap artık. 3x eşitse 12'ye x eşittir 4'e çok enteresan bir çözüm. Çok enteresan bir çözüm. Gerçekten mükemmel. Hatta dedim ki gel bu sorudan bir tane daha çözelim. Bu işi iyice pratik hale dönüştürelim. Az de ya hocam ben biraz takıldım. Takılma. Bak şimdi hemen ben şuradan kutucuğumu aldım. Şöyle ne renk seçmişim kutucuğumu? Şöyle kırmızı da seçeyim. Arkadaş bak burada bir kutucuk var. 8'den kutucuk çıktı 5 kaldı. Demek ki bu kutucuğun kaç olması gerekiyor? 3 hocam ya. 8'den 3 çıktı 5. Bak o koca yere kutucuk dedim. Şimdi kalan ifadeyi bir yazalım. 15. 2 artı 12 bölü x eksi 1 eşittir. Hocam 3 dedin. Peki dur. Şimdi yeniden. Aldım geldim kutucuğuma. Arkadaş 15'i bir sayıya bölüyorsun 3 çıkıyor. Kaça bölersen 3 çıkar? 5'e. Demek ki bu kutucuğun cevabı kaçmış? 5'miş. Gel bir daha yazalım. 2 artı 12 bölü x eksi 1'in cevabı kaç? 5. Hocam sınavda böyle çözsek hoca kabul eder mi? Böyle adım adım çözersen kesinlikle kabul eder rahat ol. Şimdi diyorum ki arkadaş 12'yi pardon 2'ye kaç eklersen 5 yapar. E hocam 3 ekle. Kutucuğun cevabı 3. Yani 12 bölü x eksi 1'in cevabı 3. İster işler dışlar çarpımı yap ya da istersen bak yine kutucuktan çözdüm izle beni. Hocam burası kutucuk olsun. Tamam. Şimdi 12'yi bir şeye böleceğim 3 çıkacak. Demek ki bunun cevabı kaç? 4. O halde son kez x eksi 1'in cevabı 4 ise x'in cevabı nedir? 5'tir. Harika. 10 numara 5 yıldız. Bir çözüm oldu. Oldu mu? 12. Günün son ama tam bir ÖSYM sorusu. Devreleri yakan soru. Biraz yakacağım devrini. X bir gerçel sayı olmak üzere. Yuvarlak içerisine X yazarsam ne diyor biliyor musun? Sayıyı al 2 ile çarp 4 çıkar. Bak bunun anlamı bu. Yuvarlak görüyorsan içeride de bir sayı bir değer varsa şunu yap diyor. 2 çarpı sayı ya da ne verdiyse sayı olur değer olur bir şey olur sonra dördü çıkar demek istiyor. Bu mantığı anlayamazsan çözemezsin. Şurası gerçekten çok değerli tamam mı? Peki kare içerisinde x verirsem 7'den 3 eksi 3 x'i çıkaracaksın. Bu kadar basit. Tamam hocam. Tam bir ÖSM sorusu yalnız. Ben senden bunu istiyorum. Bak bu sorularda adım adım gitmekte fayda var. Önce bu karenin içerisini çözüyorum. Anlaştık mı? Anlaştık. Peki bu karenin içerisi ne çıkıyor hocam kareyi aldım. Ne var içeride? X artı 1 var. X artı 1 ne demek hocam kare içerisinde? 7 eksi 3 çarpı x gördüğüm yere ne yazıyorum? X artı 1. Önce kareyi bitireceğim. Bekle. 7 eksi 3 x eksi 3. 7, 7'den 3 çıktı ne kaldı? 4, 4 eksi 3 x. Neresi hocam? Bak bunun cevabı 4 eksi yazamadım bir saniye. Yazamadım. 4 eksi 3x. Onun da etrafında ne var? Daire var. O daireyi, o çemberi çiziyorum ve diyorum ki 4 eksi 3x var. Peki daire ne yap diyor? Bunu yap. Pardon. Daire yukarıdakini yap diyor. 2 çarpı. Dairenin içerisindeki sayı 4 eksi 3x bizde. Dışarıda da eksi 4'ümüz var. Dağıtarak geldim. 8, 6, 2x eksi 6x, eksi 4. 8'den 4 çıktı. 4 kaldı. Eksi 6 x'imiz de kaldı. Şimdi sildim artık bunu. Dedim ki hocam bak burası 4 eksi 6 x kalıyor. Bu da tamam. Şimdi tek başına şu kareyi alalım. Karemi aldım. İçeride 3 x artı 8 var. Kare ne diyordu? 7 eksi 3 x. 7 eksi 3 x yok tabii ki. Bizde içeride 3 x artı 8 var. x yerine onu yazalım. Yani. 7 eksi 3 kere 3 9 x. 3 kere 8 24. Eksi 9 x eksi 14 kaldı. Neresi hocam o? Hop ray 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 Bıraksın sabaha kadar söylersin bu şarkıyı ama Mehmet hocam 24'ten 7 çıktı. Efendim 14 mü? 17 olmasın hocam o? Güzel bir işlem hatası var. Hadi gel onu düzeltelim. Eksi 9 x eksi 17. Neresi hocam o? Artık en son bölge. Eksi 9 x eksi 17'yi bulduk. E ne var bunların arasında eşitlik? O zaman 4 eksi 6 x eşittir eksi 9 x eksi 17. Gel buradan x'i çekelim ama bunu bu tarafa attım. 3 x. Bunu bu tarafa attım. Hocam eksi 21. Her tarafı 3'e böldüm. x eşittir eksi 7'dir dedim. x değerini buldum. Vurdum cevabı. Dedim ki Mehmet hocayla yola devam. Bu soru bence sağ mı sınav sorusu ayarındaydı onu da söylemiş olayım. Evet birinci dereceden denklemlerde birinci dersimiz bitti. İkinci derste de yola devam edeceğiz. Farklı çözüm kümeleri olan ne yapacağız? Denklemleri çözeceğiz. Bazılarınınki boş küme geliyor. Bazılarınınki reel sayı geliyor. Neden bu şekilde geliyor? Daha net anlatacağız. Daha farklı sorularda orada. Sen yine videoyu beğenmeyi unutma. Yorumlara desteklerini unutma. Bir de sıradaki video çabuk gelsin mi? Onu da yazarsan sevinirim. Kendine iyi bak. Hoşça kal. Hoşça kal.